Rolleri değiştik bakıyorum. Dün gece öküzlük ettim. Affedersin. Amma sert yaptın ha. Kardeşine neden zarar vermek istedin Kuzgun? Yazı mı tura mı? Seninle oyun oynamayacağım. Benimle kaçak dövüşme. Bugün de sağlı sollu iyi geldin maşallah, müthiş. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir gün köpek muamelesi çekiyorsun, bir gün insan. Dila, bende kaçak at var. Yani ne zaman kısa devre yapacağı da belli olmuyor. Böyle çarpıyorum arada. Çok yaklaşma, ölüm tehlikesi diyorsun. Yok canım, o kadar da değil. Neden inanayım sana? Ya bir gün çarparsan? Ya akımına kapılırsam da kurtulamazsam ne olacak? Sen döndükten sonra bende çok şey değişti. Tarif edemem herhalde. Dene en azından. Senden sonra, annemden sonra ben hep gitmek istedim. Ne acayip ha. Hayallerim bile hep kapı kulenin ötesi. Bravo. Babam da senin gibi düşündü. Erkek kafası herhalde. Öyle değil canım. Senin gittiğin yere gitmek istedim. Sonra annemin gittiği yere gitmek istedim. Tamam. Acılarımızı yarıştıramayız Kuzgun, biliyorum. Mümkün de değil. Ama sen de şunu iyi bil. Adil de değil. Elini ver. Sen gelmeden önce işte ben böyleydim. Dört tarafı kapalı. Nefes alacak yer yok. Şimdi böyle hissediyorum. Duvarsız. Sınırsız. Kuzgun bana ışık getirdi. Sınırsız pencere getirdi. Dünyayı olduğu gibi görebileyim diye. Ama yanılmışım. Çünkü sen benim güvendiğim o çocuk değilsin. Sen Redkit değilsin. Tabii ya. Kardeşini öldürmeye çalışan bir maymuna neler yapmaz, değil mi? Bir dakika, bir dakika. Ben Kartal'ın içeride olduğunu bilmiyordum. Tamam. Ali senin intikam için döndüğünü düşünüyor. Haklı mı Kuzgun? Haksız. Yani nasıl anlatayım? Ben artık güçlü biri olmak istiyorum bile. O kadar. Tamam, artık o çocuk değilim.
Doğrudur yani. İnkar etmeyeceğim. Ama sen bana her zaman güvenebilirsin. Biliyorsun bunu. Sana kendimi bırakacak kadar mı? Tutacağımı biliyorsun. Hila. Delirdin mi sen? Durmuştum zaten. Beni sana inandır. Lütfen. Parti var, sahibi ortada yok.